Ben Abdülhafır'ın babasıyım. 18 senedir Abdülhafır içeridedir. İçeri attığı zaman işkenceden dolayı şu anda 50 sakattır. Sağ eli sakattır yani. Ceyrana vurduğundan dolayı sağ eli tutamıyorum. Hı. Şimdi burada da buradayken biz ihtiyaçlarımız elbiselerimizi götürüp yıkayıp yıkıyorduk. Şimdi sonra gittiğinden beri o kendisi ihtiyacı yani elbiselerini yıkayamıyor. Biz yani buraya gelmek istiyoruz. Tekrar buraya getirmesini istiyoruz. Hı. Şu an Erzurum'da mı? Şu anda Erzurum'dadır. Evet. Ondan sonra Annesi de zaten şu anda Ferdi yerde yatıyor 12 senedir ondan dolayı. 12 senedir şu anda ihtiyacını da dahi karşılamıyor yani. Mezun ayda açık kuruşta gidiyor. Buradayken aydan aya yani götürüyorduk ara sıra. Öyle arabayla götürüp görüştürüyorduk. Fakat bu gittikten sonra zaten hiç göremiyoruz yani onu götüremiyoruz. Evet. Ben istiyor gelin buraya. Yani seyahat engeli var yani. Herhangi bir yere başvurdunuz mu? Başvurduk. Adalet Bakanlığı'na başvurduk. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne başvurduk. Evet. Ondan sonra 2 sefer Adalet Bakanlığı'na başvurmuşuz. Şu anda bir dilekçe daha verdik. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne verdik. Evet. Bir sonuç alamadık. Evet. Anne siz kaç yıldır oğlunuza görüşemiyorsunuz? Valla kaç yıldır da ben neden bir gelir oraya? Ben istiyor gelsin buraya. Ben de açık kuruşta biri adada giriyor buraya ona giriyor. Ben hiç hayatına Erzurum'a gitmiyor oraya. Edemir gitsin oraya. Benim oğlum içim öyle ben öyle olmuş. Ben istiyor gelin buraya ben bazen ayda açık burada arabaya bir şey biniyor gidiyor oraya. Ya buradayken hiç olmazsa ayda biz götürüyorduk bazen. Ölüme kadar Erzurum'a gitmiyor oraya. Ya bunun raporu, fotoğrafını şey raporu. Evet. İşte oğlumun işkenceden aldığı rapor, üzülü raporu işte buradadır. Şu an özürlü mü? Kendi ihtiyaçlarını... Şu anda özürlü. Şimdi fazla önce özürlü de gidiyor. Önce özürlü de şu an... Şimdi İşkenceden özürlü ya. Özürlü yani 50 cerrana vurmuşlar. O cerrandan dolayı yani şu anda sap parmakları kullanılmaz. Bir şey tutmuyor. Kalem de tutmuyor ha. Evet. Kullanılamıyor. Yani sağ elini kullanamıyor. Burada olsa da... Bu da orada için burada elbiselerini... Rapur vardır ya, elbiseler götürsün. Yıkayıyor, ütülüyor, götürüyor. Her bir şey ya lazım olsa getiriyor ona. Orada her zaman kadar girmiyor. Edemir gitsin. Ölüme kadar ben orada... Oğluma girmiyor. Ben oğlum girmiyor oraya. Ne beni onu girmiyor, ne onu beni girmiyor. Peki bu yeni mahkumlar için çıkan yasa için ne düşünüyorsunuz? İşte bu yasa için inşallah bir şey çıkar. Yani biz öyle umut ediyoruz. İnşallah bir şey çıkar yani onlara bir şeylik yani bir ziyarete gelmek. Ziyarete gelmek için bir şeyler çıkar inşallah. Ayda mı biri oluyor artık ne şekilde şey yapıyorlar onu daha kesin İnşallah bir şeyler çıkar yani bu yeni yasa için. Evet. Bu içeridekilerin herkese faydalanması lazım. Bütün mahkumların? Tüm mahkumların faydalanması lazımdır. Yani bu sadece bir haber alanı için geçerli çıkarmışsa bu kanunsuzdur yani. Yani kanunlar şahslara değil, bütün mahkumlara. Kanunlar şahslara değil yani bu umumi yani umumiyet faydalanması lazım. Bütün mahkumlar faydalanması lazım bunun. Böyle istiyoruz biz. Evet. Özel şahsi yani bu yasa çıkmışsa bizim de mağduriyetimiz var. Mağduriyetimizin giderilmesi için bize de yani biz de faydalanmak istiyoruz bu yasadan. Evet.